Efendim merhabalar kıymetli izleyicilerimiz. Mesnevi ile ilahi aşkta bu gecede elhamdülillah huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Mesnevi ile ilahi aşkta yine Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi ve Mesnevi manevisinden bir sohbet olacak. Bu sohbetin önümüzdeki dakikalarda hep beraber şahit olacağımız akışında konular birbiri ardına gelecek ama e, bu akşam da şöyle belki Mesnevi'de daha belki programlarda da alıştığınız üzere yine hayatımızın içinde başka konulara da değinme ihtimalimiz var diye başından şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Çünkü hocam tanıtımları yaparken hem internette hem de televizyonda gazetelerdeki tanıtımlarda bu haftanın programının tevafuk ettiği günle alakalı da bir ibare kullanılmıştı. Onun için programın girizgahında da böyle bir hatırlatmada bulunduk izleyicilerimize. Efendim e Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beytine ve ashabına, etbaana da sonsuz selat ve selam olsun. Biz yine besmelelerimizi, fatihalarımızı yapmış olalım, burada evet. hazır bulunmuş olalım. Mesnevi ile ilahi açtıyoruz, diyoruz, mesnevi eksenli. Yani mesnevinin bir nevi semazenin o direk tuttuğu ayağı gibi düşünürsek, o sol ayağı gibi sonra sağı ile beraber onun etrafında dönüşü gibi. Zaten mesnevi ile ilahi aşkı konuşuyorsak ezerden ebede uzanan bir çizgi varsa ve şu anda yaşadığımızı da zaten bizim tahsilimiz, müfredatımız, insanlık dersimiz, kulluk dersimiz olarak düşünüyorsak bizim günlük hayatımızdaki meselelere ışık tutmayan, günlük hayatımızdaki meselelerle anılmayan bir mesnevi sohbeti marjinal kalacaktır. Daha doğrusu meslevin havasından uzaklaşacaktır. Biz meslevi konuşurken rüyeti hilal meselesini de konuştuk. Fakir fukara meselesini de konuştuk. Eyvallah. Başka mevzuları da Eyvallah. konuştuk. Bunun aslı böyledir. Bakınız Sütlüce'de izade Tekkesi var. Bu izade Tekkesi'nin son şeyhi yani aslında son şeyhidir. Ondan sonra bir Ahmet Muhtar Efendi var. Küçük Ahmet Muhtar Efendi daha büyük olanı değil ama Muhammed Elif Efendi denilen bir zat var. Eyvallah. Hatta inşallah bizim seyircilerimize vaat ettiğimiz bir bölüm var. Kıymetli seyircilerimizle inşallah paylaşacağız programımızda. Hani biraz süresi çok ayarlayamadık. Sanki böyle daralır gibi oldu. Ee, ancak konuşmaya yetiyor ama bir bölüm ayıracağız. Mesela Remzi dedeyi, Yaman dedeyi, Ganem dedeyi, İsmail Ankara bir Rusuhi'yi, Muhammed Elif Efendi Hazretleri'ni, Şeyh Galibi, Hüsamettin Çelebi, Burhanettin muhakkak Tirmizi, Sadettin Konevi, Sadettin Heper, Mitat Bahari Hazretlerini, Celalettin Çelebi, belki günümüzde yaşayan Mevlevi adabına, erkanına muhtarı olan kişilerin yazılarını, belki Turul Efendi, Turul İnançer Beyefendinin yazılarını. Yani biz insanları bu Mevlevi medeniyetiyle tanıştıracak şekilde bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Ama bununla beraber güncel hadiseleri de konuşmaya ve konuşacak şekilde bir da mesleviyi konuşmak lazım. Şuradan açılmıştı söz. Sütlüce'de İstanbul Sütlüce'de Hasiri Zade tekkesi var. Hasiri Zade. Hasiri Zade. Evet yani bunun uzak bir şeyi var şimdi derinlemesine girmeyelim. İnşallah o bölümde anlatırız. İnşallah hocam. Fakat çok merak edenler varsa Hasiri Zade tekkesinin çok kıymetli bir posnişini var asrımızda. Hemen bu asrın başında e, yaşamış olan, aynı zamanda reisül meşayih olan zat var. Muhammed Elif Efendi Hazretleri. Eyvallah. Muhammed Elif Efendi Hazretleri tarikatı sadiyeden, Saadettin-i Cibavi Hazretlerinden gelen tariklere sadiye tariki diyorlar. Ve e, çok değil aslında İstanbul'a intikali sadi tarikinin 280 senelik, 250 senelik bir macerası vardır. Abdüsselam Şaibani ile Sadiye gelmiştir İstanbul'a. Daha sonra da işte Mısır'dan gelen diğer hasili Zadelerle beraber Saadi tarikatı da İstanbul'da bulunmuş. Kıyamen zikrederler, Beyaz destar sararlar. Beyaz tepeli tacı şerifleri vardır. İnşallah bunları programda böyle gösterme imkanı bulacağız. İnşallah. Getireceğiz Saadi tacını, böyle destarını Asabe neye denir? Tepe nedir? Bunları da anlatacağız. Çünkü onların da her birinin ayrı hususiyetleri var, var. Değil mi hocam. Bir de bu program artık bizim Eyvallah. inşallah bir kere kıymetli seyircilerimize teşekkür etmek isteriz. Şu anda çok büyük bir teveccüh var programa ve programı sahiplendiler, taşıdılar demiyorum. Sahiplendiler. Ne kadar güzel, ne kadar sevindirici bir durum. Demek ki bu programlar artacak. İnşallah daha güzelleri, daha farklı şekillerde yapılır. Biz de seyrederiz. Muhammed Elif Efendi Hazretleri 13 senede yanlış hatırlamıyorsam veya 11 senede 11 senede mesnevi sohbetini bitirmişler. Her çarşamba Sütlüce'de bakın Sadiyet ricalinden kendisi aynı zamanda Nakşibendiye'den de icazeli ve Mevleviye'den de icazeli aynı zamanda Mesnevi Han. Çarşamba günleri Sütlüce dergahında Mesnevi okuturmuş ve 11 senede bir rivayet yanlış hatırlamıyorsam ya 13 ya 17. Yani bir onlu bir şey ama. Meslevi öyle bitmiş. Neden? Çünkü eski usul İstanbul usulü konuşulurken hem metin okunuyor hem metin şerhi yapılıyor. Hem de mesela günün mana ehemmiyetine ait meseleler konuşuluyor. Gündemde başka meseleler varsa orayla alakalı meslevi beytiyle ilişkilendirilip o şekilde onun üzerinden irşat yapılıyor. Mesela siz de siyah giydiniz, biz de siyah giydik. Güzel bir tevafuk oldu. Şimdi 10 Muharrem'deyiz biz. 10 Muharrem'i gerçi 11 Muharrem olarak idrak ediyoruz. Bilmiyoruz yine ay seyretmeye çıktılar mı, başka şekilde ne yapıyorlar, başka yerlerde nasıl ediyorlar bilemiyoruz. O sözümüzden rücu etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde rücu etmeyeceğiz. Ee, i̇nşallah ya, yarın bir gün bu meselelerin hallolduğunu da göreceğiz. İnşallah hocam. Rüyeti hilal meselesini. Fakat şu var. Şimdi bakın 10 Muharrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrifinden evvel enbiyanın, nebilerin bir şekilde çileden kurtuluşlarına vesile olan bir gün olmuş. Hatta bundan dolayı da Medine'yi Efendimiz şereflendirdiği zaman, Medine haline getirdiği zaman meşhur hadis-i şerif var. Hristiyanların da Muharrem'de oruç tuttuğunu, efendim e, Yahudilerin de oruç tuttuğu meselesi var. Zaten bir parantezde açalım. Ramazan ayında oruç tutmak Müslümanların hususi farz olan emridir. Yoksa ondan evvel başka aylarda oruç tutuluyordu. Muharrem ayında da oruç tutuluyordu. Hristiyanlar ve Yahudiler de tutuyorlardı. Eyvallah. Fakat Ramazan ayında farz orucun tutulması Müslümanlığın alameti oldu. Burada bir şey zikretmiş olalım. Malum şehrü estenzu unzile kur'an ila devam ediyor. O ayda indirilmiştir Ramazan ayında Kur'an ve ayet devam kim o aya şehadet ederse fel yasum o ayda oruç tutsun. Eyvallah. Bu Allah'ın farz olan orucudur. İşte Efendimiz teşrif ettiğinde Muharrem ayıyla alakalı da onlar aralarında oruçluyuz deyince niye? İşte biz Musa Aleyhisselam'a şöyle olduğundan diğerleri İsa Aleyhisselam'a böyle olduğundan diyerek o Muharrem ayının biraz da 10 günü hususunda e, oruç tuttuklarını söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bugüne hürmet etmek, bugüne tazim etmek biz ahir zaman ümmetine yakışır. Sizler daha fazla tutun yani 9'u 10'u 11 şeklinde tutun, tutun diye aleyhissalatü vesselam bu tazimi, bu hürmeti e, bizzat e, kendileri göstermiş oluyorlar. Burada da belki hızlı geçiyoruz ama kıymetli kardeşlerim lütfen sıkılmayın. E, çünkü programı biz belli bir ilmi mesnede seviyeye oturt, oturtmazsak e, öteki türlü e, lakayit bir şekilde de takip edilme tehlikesi var. Mecburuz biraz sıkılıyor gibi olabilirsiniz ama biz bu mevzuları konuşalım müsaadenizle. Bunlar bilinsin. En azından ya adam bir şey söyledi. Ne söylediğini de anlamadık ama kitaptan bakalım dedirtebilirse mesele hallolmuştur. O Muharrem Efendimiz'den evvel güzel şeylere sahne olmuş. Fakat bir hadise sahne olmuş ki o Muharrem. Ondan dolayı aşura e tuhaf bir şekilde bütün İslam aleminde acayip bir mahzuniyete dönüşmüş. Bu nedir? Cenabı Sultan-ı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek torunu Hazreti Fatıma annemizin ve Hazreti Ali Efendimizin mübarek evladı oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da şehit olmuştur. Biliyorsunuz Hazreti Hasan Efendimiz daha başka yerde bazen Hasan ve Hüseyin Efendimizin ikisi birden sanki Kerbela'da şehit olmuş gibi anlatılıyor. Hayır Hazreti Hüseyin Efendimiz'dir. Hazreti Hasan Efendimiz'i zehirleyerek veya elmas parçalarıyla iç kanamadan öldürecek şekilde ağzından aldık, ald verdikleri zehirle katletmişlerdir. Şehit olmuştur. Hazreti Hüseyin Efendimiz de 10 Muharrem'de susuz bırakılarak aliyle, evladıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öperken öperken sakalım batar ve teni Hüseyini incitirim korkusuyla öpmeye bile kıyamadığı Hazreti Hüseyin Efendimizi yatırıp e, herhangi bir haşa bir e, çok affedersiniz mahluka reva görülmeyecek şekilde insanlık değil hayvanlık şerefine bile yakışmayacak surette bir mersiyede öyle diyor Mustafa kardeşim İnsanlar bir de bir hayvanı kurban edecekleriz ama su verirler diyor. Su verirler önüne bir şey koyarlar suyunu içsin zaten kurban olacak diye. Bunlar hem katletmeyi kafaya koydular hem su bile vermediler. Bu tarihte eşi menende olmamış bir ihanettir. Gözün içine baka baka yapılan ihanettir. Büyük bir zulümdür. Tabi bu zulmün taze tutulması bizde bir ahlak-ı rezileyi bertaraf etmek için olmalıdır. Yoksa kıymetli hocam derdi ki bendenize oğlum birçok insan Hazreti Hüseyin'in şehadetine ağlar. Bir kısmı siyaseten ağlar, bir kısmı muhabbeten ağlar derdi. Ehli sünnet ve cemaat akaidi Hazreti Hüseyin Efendimize gözyaşı dökerler ve bunu siyaset olarak yapmazlar. Başka şeyleri harekete geçirmek için siyasi rantlar için, hilafet makamı bizdedir demek için, biziz esas sahibi Müslümanların demek için yapmazlar. Sevdikleri için yaparlar. İvazsız garassız yaparlar. Ve bir başka bir şey daha. Ben öyle gidiyorum onu konuşur. Hocam orada şöyle bir cümlenize ben deniz orada kaldım. Ee, hani hala bizim bunu canlı tutuyor olmamız, taze tutuyor olmamızın sebebi e başka bir Tedavi içindir gibi bir cümle sanki duyduğumu evet. sanıyorum hocam. Orada. Evet onu ben onu zikredeyim peki Eyvallah. o zaman. Fakat şu var e, ümmet-i Muhammed adeta bu muhabbette bu mahzuniyette ve mu şeyde efendim hadisede ittifak etmişler. Hala hazırda dünya üzerinde en çok isim Muhammed, Hasan, Hüseyin ve Ali'dir. Allah böyle bir e, şeyi de tarih sahnesinde de bunu ortaya koymuştur ve Ali Muhammed'in zürriyeti hala devam etmektedir. Mesela bugün Sümbül Efendi de 10 Muharrem olması hasebiyle İstanbul'un fethinden bu yana okunan bir mevit okundu, oldu. Biliyorsunuz Sümbül Efendi dergahı eski adıyla merkez tekke veya cami şerifi Hz. Hüseyin Efendimiz'in e, kız çocuklarının kabirlerinin bulunduğu yerdir. Akşemseddin-i Veli Hazretleri Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabini keşfetmiştir. İstanbul'un fethiyle beraber o nişaneleri koymuş ve Eyüp Sultan Hazretleri'nin Hazreti Halit Efendimiz'in kabini keşfetmiştir. Sümbülü Sinan Hazretleri de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kızlarının kabini keşfetmiştir manastırda. Onu da hemen zikredeyim mi? Buyurun hocam. kalyonlarla beraber Mısır'a sevk edilirken Ehli Beyti Mustafa'dan bazı kişiler Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ailesi Oraya girmek istemiyorum ya. Yani o bir acayip bir şey. Maalesef yaşanmış. Şimdi böyle bilgi gibi aktarıyoruz ama bunu bu bu televizyon ekranlarında bu kadar e, konuşmak bile başarı. Aslında bunu açılsa çok derin bir yara bu. Çok feci bir yara. Efendim? Düşününüz yani biz bugün herhangi bir e, sınırımızı geçen insanlara, mültecilere bile nasıl davranmaya gayret ediyoruz? tanımadığımız halde bir de düşünün Efendimizin ailesi Hazreti Hüseyin Efendimizin ailesi neyse Mısır'a kalyonlarla gönderirlerken Kerbela hadisesinden sonra, sonra Kerbela hadisesinden sonra çünkü onlara göre işte Hüseyin Efendimiz katledilmiştir onların tabi davaları yerine gelmiştir tabi onlar derken burada Yezid meselesi vardır Yezid ismi konulmamıştır mesela hatta Yezid bizim halk arasında şeytan gibi bir şey kullanır. Şişt, Yezid falan derler yani artık. Bundan daha büyük hakaret mi olur? Biz ona lanet okumayız. Ağzımız kirlenmesin diye. Ali Muhammed'e salat ederiz. Eyvallah. Ali Muhammed'e salat Eyvallah. ederiz. Hiç girmeye lüzum yoktur mevzulara. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde kalyonlar gelirken bu Mısır kalyonları, Mısır'a gidecek kalyonlara Bizans askeri donanması neyse artık o zamanın şeyi el koyuyor. Ve bakıyorlar Hz. Hüseyin Efendimizin kızları olduğu ihbarını alıyorlar. Kızlar manastırı o zaman Sümbül Efendi Hazretleri'nin koca Mustafa Paşa İstanbul'daki Sümbül Efendi Camii'nin bulunduğu yer eskiden Kızlar Manastırı. Kızlar Manastırı'nın olduğu yere kapatıyorlar ve iki şövalye İslam üzerinde baskı kurmak ve tahkir etmek kastıyla. Evet tahkir etmek kastıyla bir yandan birkaç yüz cümleyi eliyorum Mustafa kardeş. Kendimi de tutuyorum hem de birkaç yüz meseleyi eleyerek aktarıyorum da o yüzden duraklıyorum. Talip oluyorlar. Talip olmak ki zorla kilisede nikahları kıyılacak şekilde hazır olun diyorlar. Sabah nikahınız kıyılacak siz. Papaz önünde. Hazreti Hüseyin'in kızları. Ha. Ya. İki kız kardeş Allah'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi kendimizi öldürmeyi sen bize haram kıldın. İntiharı yasakladın. Fakat bu rezilliği bize yaşatma. Ne olur ruhumuzu kabzeyle canımızı al diyorlar. Sabaha ikisinde cesedi bulunuyor. Ve ondan sonra bir müddet hürmet ediyorlar. Zaten Bizans'ta Hazreti Halit Efendimizin türbesiyle beraber diğer sahabi kabirleri belli bir müddet hürmet görmüştür. Bakire kızlar devamlı bakımını yapmıştır. Mezarın çiçekler koymuşlardır, sulamışlardır. Fakat sonra bunu yasaklıyor. Türbeleri tekke, tekke yok o zaman da türbeleri falan kaldırıyor Bizans. Sonra zalim hükümdarları. Hem papazlarına, din adamlarına zulmediyorlar. Hem eski dinle alakalı her şeye zulmediyorlar. Tarih ne kadar acayip tekerler yaşamış Eyvallah. değil mi? Eyvallah. Yani bir zamanlar bizim camilerin ahır olması gibi. Böyle şeyler yapıyorlar onlar da o zaman kayboluyor izleri. Ve sonra işte o zulüm çok arttıktan sonra zaten zulüm bir yerde artarsa Allah o zulme şahit olanları muhakkak o zalimin devrildiğini gösterir. Yani kim bir zulme dünyada şahit olduysa o jenerasyon gitmeden o zulmü yapan adamların çöktüğünü Allah gösterir. Bu Allah'ın külli kaidesidir. Kim nerede dünya tarihine bakın kendi tarihimize bakın. Türlü türlü işleri yapan insanlara bakın. Tarih kalkıp da hesap sormaz ondan. İnsanlar ondan hesabı sorar. Allah muhakkak surette zalimi nasıl zillete düştüğünü gösterir. Her nerede olursa olsun zulüm yapıyorsa muhakkak çöker. İşte daha sonra Sümbülşen Hazretleri ki Sümbül Efendi Hazretleri İstanbul'da merkez tekke sayılmıştır. Halvetiliğin İstanbul'a girişi Sümbül Efendi iledir. Evet. Anadolu'ya girişi Muhammed Erzincani Hazretleri iledir. İstanbul'a girişi ise Sümbül Efendi Hazretleri iledir. Ve e, İstanbul'un fethindeki ilk resmi tekke küşadı olduğu da söylenir. O yüzden merkez tekke edilir ve e, meşayih orada top, toparlanır. Orada sohbet eder. Kararlarını orada alırlarmış. Şimdi evet. efendim biz bunu niye anlatıyoruz? İşte buranın İstanbul'un Kerbela'sı Sümül Efendi Hazretleri'nin olduğu mahaldir. Sayılır. Mekke'si Fatih'tir. Medine'si Eyüp Sultan Hazretleri'nin olduğu yerdir. Böyle remizleri vardır. Eyvallah. Veya e, belli şekilde kardeş semtler vardır. Mekke, Medine ile Kerbela ile alakalı. Şimdi aşure zamanı İstanbul'un fethinden bu yana orada mevit okunur. İstanbul'u fethinden, fethinden bu yana. Fethinden bu yana. Mesela bugün de vardı. Evet. Allah razı olsun güzel. Efendim çok farklı usluptaki insanlar da okudu. Yani her türlü eski klasik usulde okuyanlar da vardı. Modern tarzda opera şeklinde okuyanlar da vardı. Yani Zengin bir şey vardı yani. Bugün mevbitte her türlü okuyan insan görmüş olduk. Ama hepsinin ortak özelliği aşkla, muhabbetle, hep birbirlerine hürmet etmek için Çalışan güzel bir muhabbetti cemaat orada bulunuyordu. Demek ki bunlar bizim birleşme unsurlarımız. Birbirlerine muhabbet edecek böyle bir cemaati, hep birbirlerine güzel nazarlarla bakacak böyle bir cemaati kaç yerde bulabilirsiniz? Bir sürü insan tanıdık tanımadık bir araya geldiler. Sarmaş dolaş oldular. Herkes birbirine muhabbetle baktı. Hiç dedikodu yok, niza yok. Gayet muhabbetle oturuldu. aş şekle bir mevvit okundu. Ve elhamdülillah bu daha kim bilir ne kadar devam edecek. İşte bu damarı diri tutmak lazım. Eyvallah. Hazreti Hüseyin Efendimiz ahlak-ı Muhammediye'nin hulasasıdır. Kerbela dünya gibidir. Dünya kerbeladır. Bir yudum su verir inletir. Hiçbir şeyini zehirsiz vermez. Tat varsa içinde sakladığı zehri, zehri göstermemek içindir. Eyvallah hocam bu tattan bahsediyoruz. O tat birazcık birazcık böyle dursun. As sonra as sonra devam edelim müsaadenizle. O zaman bunu şey yapmayalım. Mesleviye devam ederiz bundan sonra. Siz bilirsiniz hocam. O kadar vahim durum yani. Estağfurullah. Peki bugün efendim. Efendim az as sonra buradayız. Mesnevi ile ilahi aşkta e, sohbetimiz devam ediyor. İyi ki mesnevi ve mesnevi şerh etme üslubu daha evvelde talim ettirildiği üzere böyleymiş. Elhamdülillah hocam az evvel Muhammed Elif Efendi'den bahsettiniz. O uzun süren mesneviden. Ve mesnevi ile ilahi aşkta kerbelayı hani konuşulabildiği kısmıyla konuşuyor yani, olmak. E, kıymetli Mustafa kardeşim şimdi dedik ki biz kendi günümüzle alakalı meseleleri takip edemiyorsak, gündemimizi takip edemiyorsak, şu an ahlakı Muhammedi'yi hayata tatbik edemiyorsak Allah'ınızı severseniz, yani meslemiyi bir kenara koyun. Kur'an'ın ve hadis öğrenmenin ne manası var? Bana bunu söyleseniz. Eyvallah. Peki niye sözü uzatıyoruz? Mesela benim yakın akrabam da kıymetli bizim ayda çok öğretmen bir hoca vardır. Diyorlar ki, çok uzatıyorsun evladım sözü diyorlar. Hakkılar. Ama şunu göz ardı ediyorlar. Biz eskiden beraber ailemizle oturduğumuzda Safahat'ı okur ve anlardık. Ahmediye'yi okur anlardık. Şu anda bu konuştuklarımızdan bir kelimeyi bile izah etmek için haşa bendeniz burada kıymetli seyircilerimizi tahfif etmek için konuşmuyorum. Fakat izah etmek mecburiyetindeyiz. Ha biz gençlerimize meslevi oku meslevi oku. Alıyor meslevi okuyor. Ya okudum da hiç öyle abartılacak bir şey yok diyor. Haklı. Çünkü mezhebin içerisinde bin küsur ayet geçiyor. Hadisleri saymadım daha. Muhteşem kavramlar geçiyor. Büyük edebi sana her biri ayrı bir muhteşem beyit. Beyit adı üstünde dedik ya ev demek Eyvallah. ev. Bir adam emlakçı olsa bile günde kaç ev gezebilir? Yani biz bu manaları yapmamız lazım. Böyle okumadıktan sonra Mesnevi imani benim bendenizin lise yıllarında ve 70-80 sayfa okur sonra uyur yatar uykum gelir de uyurdum. Yani böyle olmaz ki. Şimdi bir sayfa okuyamazsınız. Anla, anlayarak gitmek icap ediyor. Peki hem meslemideki hakikatlerin ortaya çıkması hem şimdi aşure ile alakalı konuşuyoruz. Belki yönetmen kardeşimiz de yardımcı olursa hiç olmazsa bir nutuk var. Yani evet dinimizde üç günden sonra matem olmaz. Yani böyle bir şey var. Fakat şu var. Düşünün Mustafa kardeşim. Allah muhafaza eylesin. Yani böyle bir şey yaşamış olsanız. Sizin dedenizin, ninenizin, teyzenizin vesairenizin... ...tarihte katlolunmuş bir, bir günde böyle gelip eşkıyanın bastığı, katlettiği bir gün olmuş olsa. Herhalde siz düğün medenliğinizi o günün seneyi devriyesine denk getirmezsiniz. Neden? Aileniz bu acıyı yaşamış. Eyvallah. Evet. Onun bir mevidi vardır. Her sene onun bir taze tutulması kin beslemek için değil. Nereden gel geldiniz ve nereye gideceksiniz? Nereye gidiyorsunuz bunu anlayabilmek için? Nereden geldiğinizi bilmeniz lazım. O Nasrettin Hoca'nın affedersiniz merkebine ters binme şeyi var ya muhteşem bir algıyı gösterir o. Yani bizde fıkradır. Fakat bunu biliyor musunuz siz batılı mütefekkirler filozoflar bunun üzerine neler yazmışlardır çizmişlerdir. Bir yere gidiyorsun. Gittiğin yere bakıyorsun ama nereden ayrılıyorsun? Bak nereden nereye geliyorsun? Geldiğin yeri unutmaman lazım. Eyvallah. Haddini bilmek var. Ne kadar mesafe kat ettiğini anlamak var. Hedefin hayaliyle ve şevkiyle ilerlediğin, ilerleyemediğini anlayamazsın. Fakat geldiğin yere nazar edersen ne boyutta olduğunu anlarsın. Ezeldeki itibarımıza bakarak ebetteki itibarımızı anlarız. Bir daha söylüyorum. Ezeldeki itibarımızı anlayarak ebetteki itibarımızı anlayabiliriz. Dolayısıyla bu mühim bir meseledir. Şimdi ben deniz hiç olmazsa burada e, anlatılanları hem toparlamak adına hem de bugünün bakın ne, neler yazılmış... Mesela bu şimdi okuyacağım e, nutku. Çok güzel bir hüzzam bestesi vardır. Hacı Arif Bey'e ait. Kıymetli yönetmenimizden rica edelim. Eğer yetiştirebilirlerse. Kurretül ayni habibi kibriyasın ya Hüseyin. Nuri çeşmi şahı merdan mürtezasın ya Hüseyin. Aman ya Rabbi. Kurretül ayni Arapçada ve Arapta o takarra ayni bir gözün tatmin olması, tamam budur dediğince gözün parlaması, gözün doyması, gözün tatmin olması ve beklenenin zuhuru, marifetin zuhuru. Tohumu atarsın, tohum ortaya çıkar, oradan to tohumu alır, nebatı eline alırsın, mahsulü görürsün. Gözün aydınlanır, mürüvvetini görmek gibi. Kurretül ayni habibi kibriyasın ya Hüseyin. Habibi Kibriya yani Habibullah yüce olan zatın sevgilisi Habibinin sen gözünün parıltısı gözünün ışığısın ya Hüseyin. Hem de burada bir realite vardır. Divan edebiyatı ve tekke edebiyatı bazı bu sahayı bilmez hamakat ehli ve fevkalade cahil. Fevkalade kendi toplumuna cahil insanların söylediği gibi realiteden uzak değildir. Burada aynı zamanda bir realite vardır. Nedir? Efendimiz aleyhissalatu Vesselam Cenab-ı Hüseyin Hasan efendilerimizi gördüğünde gözleri şıkır şıkır olurmuş. Hakikaten parlarmış gözleri. Eyvallah. Evet. Ya. Evet. Görüp de yazmış gibi o halde hocam. En azından müşahade ehli Eyvallah. veya görülen görenlerden nakdederek yazmış. Eyvallah. Yani çünkü görüp de yazmış dersek sanki biz de gördük de ahkam kesiyormuş gibi olur. Öyle de şey yapmayalım müsaadenizle. Ama bilerek yapmış. Evet. Ne konuştuğunu biliyor. Kurretul ayni habibi kibriyasın ya Hüseyin. Aynı zamanda ayeti kerimeye dikkat çekiyor. Rabbena heblena min ezvecina ve zürriyatina kurre ayunin ve cealna lil müttakine imama. Ayeti kerimesi var. Bizi müttakilere imam kıl. Orada müttakilere imam kıl manası biz müttakileri peşimize takalım gidelim değil. Bizi müttakilere imam kıl derken böyle geride kalmayalım. Aktif olalım faal olalım. Kim gibi? Hazreti Hüseyin gibi. Hazreti Hüseyin takvada ileriydi. Hazreti Hüseyin zulmü el pençe divan durmamakla ileriydi. Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu an İslam'ı tebliğde, İslam'la istihza eden, lakayit olan, din diyanetin hükümleriyle alay eden insanlara karşı ciddi duruşuyla fedayı can etti. Dinin namusu olarak canını feda etti. Arz edebiliyor muyum? Evet. Habibi Kibriya orada hem Allah Teala'ya Kibriya nişanesi var ama orada Kibriya denirken aynı zamanda Efendimizin de en sevgili olduğuna işaret var. Ya Hüseyin sen onun gözünün bebeğiydin. Ben ayeti kerime tefsine girmeyeceğim çünkü vakit çok hızlı geçiyor. Eyvallah. Nuri çeşmi şahı merdan murtazasın ya Hüseyin. Nuri çeşmi şahı merdan bir de kıymetli seyircilerimize söyleyelim. Daha evvel derste de söyledik. Bu yine edebiyatımızın, lisanımızın şeyi. Hem muhabbetini izhar ediyor. Hem mahzuniyetini izhar ediyor. Ama hem de debdebeyle, teenniyle, efendim böyle miskin, zillet, ezik değil. Lisana bakın. Nuri, Çeşmi, Şahı, Merdan, Mürtezasın, Ya Hüseyin. Sanki meydana Şahı, Merdan, Ali girmiş lisanın şeyine bakın. Akıcılığına bakın. Eyvallah. Kurretül ayni habibi kibri yasın ya Hüseyin. Nuri çeşmi şahı merdan mürtezasın ya Hüseyin. Hem mahsuniyet var hem debdebe var hem şaşağı var. Öldürdüler de ne yaptılar? Hala meydanda Hazreti Hüseyin var diyor. Lisanen bunu yapıyor. İşte bu edebiyattır efendim. Edebiyattır. Ha, bu arada nereden aklıma geldi? Nurettin Topçu Hoca Efendi'nin İsyan Ahlakı isimli şöyle bir incecik kitabı var. Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı. İsyan Ahlakı, evet. eyvallah. O kitabı eğer birazcık cemiyetin meselelerine duyarlı olan, manada ilerlemeye çalışan, ahlaktan, Kur'an'dan nasibi olan bir genç varsa Allah rızası için okumaya gayret etsin. Çok şey bulacaktır ama bir defa okumasın birkaç defa okusun. Eyvallah. Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı. Evet. Devam ediyor efendim. Hem ciğerpare-i zehra Fatıma hayrün nisa. Sen Fatıma annemizin hayrün nisa hanımların hayırlısı olan Hazreti Fatıma'nın nesisin? Ciğerparesisin. Ciğerinin parçasısın. Biliyorsunuz Hazreti Fatıma annemiz de Efendimizin parçasıydı. Çünkü Efendimiz onun için bir bid'atü minni buyurdu. Benden parçadır. Benden kopmuştur. Hazreti Fatıma vaadimiz için. Allah. Hazreti Ali Efendimiz'e de lahmuke lahmi, demuke demi, ruhuke ruhi diye iltifatı vardır. Senin ruhun benim ruhumdur. Senin etin kemiğin benim kemiğimdir. Senin kanın benim kanımdır diye Hazreti Ali Efendimiz'e de bu maalde iltifatı vardır. Buna benzer çok iltifatı var. Hem Ehli Beyt'e hem Fatıma annemize Hazreti Ali'ye. Ehli Beyt-i Müşteba, Ali Abbasın ya Hüseyin. Hızlı geçiyorum kıymetli seyirciler. Sizler araştırın diye bu programda bunların hepsini anlatmaya imkan yok. Aslında var. Allah nasip ederse bir gün oturacağız. Böyle minnetler, insanlar tuhaf tuhaf projeler için saatlerce yayın yapıyorlar. Belki de bakarsınız bir gün ya radyoda ya televizyonda otururuz. Gittiği yere kadar 40 saat, 50 saat, 60 saat bu mevzuları konuşuruz. Eyvallah. Hiç de bir şey olmaz. Eyvallah. Olsa da bu yolda olur. Eyvallah. Ne olacak? Ne lüzumsuz şeyler için nefesimizi tüketiyoruz. Ehli Beyti Müşteba Ali Abbas'ın biliyorsunuz Ali İmran suresinde Necran'dan gelen papazların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la çekişmeleri var. Cenab-ı Hak da Madem ki sen hala deliller apaçık burhanlar getirdiğin halde seninle onlar çatışmaya istiyorlar. Onlara teklif et ey Habibim. Sen nefsini al onlar da nefislerini alsın. Sen aileni al onlar da aileni sevdiklerinizi vesaire alın. Karşılıklı lanetleşin. Allah zalimlerin üzerine lanetini indirsin buyurdu. Bu değil mi Ali İmran suresi? Ayet atmış olması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da aba ehli işte ona deniyor abasının altına aldı ve onları lanetleşmeye çağırdı. Madem kabul etmiyorsunuz hadi gelin bakalım lanetleşelim. Yalan söyleyenin üzerine Allah lanetini indirsin dedi. Fatıma annemizi aldı, Hazreti Ali Efendimiz'i aldı, Hasan Hüseyin'i aldı. Hatta rivayet derler ki Cebrail de girdi. Allah Allah. Cebrail de girdi. Eyvallah. Bu beş kişiye Efendimiz Ali, Fatıma, Hasan Hüseyin'e ne deniyor? Hamseyi ala aba. Eyvallah. Farsçası pençeyi ala aba. Penç, penç şembe. şembe. diyoruz ya. Penç beş demek efendim. Evet. Bu pençeyi ala aba, aba ehli olan zatı aldı. Ve o şekilde ne yaptılar? Ne Necran'dan gelen papazlar da daha sonra öğrendiğimiz ve bildiğimiz kadarıyla. Çünkü o gruptan Müslüman olanlar oldu. Efendimiz hak peygamber olduğunu bildiklerinden... Fakat günümüzdeki bazı kişiler gibi başka yerlerden nem alandıklarından, çok hissi davrandıklarından dolayı kabul etmeler efendim Dediler ki biz burayı kabul edersek Bizans parasını keser bizden. Roma'nın hali nice olur. Ya ya. Dolayısıyla lanetleşmeyelim yoksa iflah olmayız. Sadece ondan bir hakem bir elçi isteyelim denildi ve o zaman da biliyorsunuz Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hazretleri onlarla beraber gitti. İşte Aba ehlindensin ya Hüseyin. Yani Allah Resulü'nün davasına teminat olarak gösterdiği Ehli Beytimdir dediği zatsın ya Hüseyin. Daha ne ne konuşuyoruz? Eyvallah. Devam edelim mi? Buyurunuz hocam. Evet, hemen hızlı gidiyoruz Buyur değil mi? Olsun. Ben ya bak siz sen hani arada ikaz ettiniz. Eyvallah. Çok yaymayın mevzu diye. Ben de size uyarak gidiyorum. Estağfurullah. Sana gülle dokunan ümid eder mi mağfiret gonca iyi gülşen serayı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ekranda yazıyor mu bilmiyorum. Yazıyor hocam. Kenarda izleyicilerimiz de oh, oh. görüyorlar. Hem okur hem yazar olduk elhamdülillah. Sana gülle dokunan ümid eder mi mağfiret? Şimdi yine bir realite var ortada ama muhteşem bir söz. Sana böyle vurmak, itip kalkmak, yatırıp yere kesmek değil. Şöyle gülle dokunsa acaba mağfiret ümid eder mi? Neden? Gülde diken vardır. Sana gülle bile dokunulamaz. Bir bu mana var. Ama aşağıdaki cümleyle beraber, mısra ile beraber bambaşka bir boyut açılıyor. Neden? Gonca iyi gülşen serayı Mustafa'sın ya Hüseyin. Mustafa Bey bir gülistan görün gözünüze getirin. Ben deniz gül bahçelerinden görmüştüm. Allah selamet versin. Yalova'da bizi seyrediyorsa selam olsun. Safer abi diye bir zat vardı. Sapsarı gülleri vardı. Onu hala ben yad ederim. Hafız abimizdi. Orada gördüm böyle. Sera içerisinde Mustafa'cığım bir içeri giriyorsun. Gayri ihtiyari baştan ayağa ürperiyorsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorsun. O buharla beraber her yer sanki gül suyu kokuyor. Eyvallah. Muhteşem. Şimdi o gülistan'a girdiğinizde düşünün ki ilk dikkatinizi çeken nedir? Goncalar değildir en güzel açmış olan çiçek şeklindeki olan yaprakları Sadberg diyebileceğimiz böyle çiçek neredeyse açmış olan güller sizin dikkatinizi çeker. Sen gonca iyi gülşen sarayı Mustafa'sın ya Hüseyin. Hazreti Muhammed Mustafa gülşeninde efendimiz gibi açmış ve onun etrafında nurlu diye sahabiler var. Sen o açılmış olan gülün yanındaki gonca gibisin. Şimdi bakın bunu gözünüzde canlandırın kıymetli seyircilerimiz. Gül açılıyor yanında da bir goncası var. Şimdi bu gonca terü tazedir, naziktir. Hayalinizde canlandırın bu goncanın üzerine bir başka gül eğirip de düşerse hem güneş ışığını onun kestiğinden dolayı o gonca yeşeremez hem de o çiçeğin altındaki diken o goncayı çizerse yaralı ortaya çıkabilir, açabilir. Belki de hiç açamaz. Burada efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin goncasıdır derken muhteşem bir sanat yapıyor. Aynı zamanda bir realiteden bahsediyor. Sen goncasın. Senin üzerine gülle bile dokunulmaz. Hakikaten de gülcüler, gül işi yapan, çiçek işi yapanlar o goncaların üstüne daha büyük goncalar, çiçekler gelmesin diye ya açılan çiçekleri keserler kökünden ya da farklı bir yere tuttururlar ki o goncanın üstüne binmesin. Eyvallah. Buna da dikkat çekmiş oluyor. Hazreti Hüseyin'e aşkına bakın ama. Ne kadar güzel şeyler yazmışlar. Şimdi şurası çok dehşet. Ehli mahşer, desli hayderden içerken kevseri. Evet. Failatun 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 failun. Ehli mahşer desti hayda den içerken Kevseri sen susuzlukla şehidi Kerbelasın ya Hüseyin. Allah Allah. Saki Kevser. Sahibi Kevser. Ne demek bunlar? Sahibi Kevser Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kevser havzını vermiş Allah ona. Nasıl bir havuzdur bu ya? Efendim çölün ortasına bir havuz koysan yarım saat sürmez. Tabahur eder gider. Nasıl bir havuzsa güneşlerin, insanların beynini kaynattığı o günde o havuz hararetlinin hararetini kesecek. Nasıl bir havuz bu? Peki sahibi Kevser kim? Kim bu kime verildi bu su? Ki su da değil ya. Biz su diyoruz. Kevser havuzu kime verildi? Sahibi sahibi Kevser sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ama bir de bunun dağıtıcısı var. Buradan alıp da ümmeti Muhammed'e sakilik yapan var. Kim? Hazreti Ali. Şimdi diyor ki ehli mahşer desti hayderden içerken Kevser'i düşün diyor ya onun ya Hüseyin derken feryadını anlatıyor. Hazreti Hüseyin'e duyurmak değil. Hazreti Hüseyin'i sevmeyenlere duyurmak. Hazreti Hüseyin'i anlamayanlara duyurmak için söylüyor. Ehli mahşer bile mahşer halkı bile Ali Efendimiz'in elinden su alacaklar. Ama gel gör ki sen susuzlukla şehidi kerbelasın ya Hüseyin. Yahu kevser şarabının sahibi olan zat deden. Onu sudan kişi de baban. Bak ki insanlar bundan bile haya etmiyorlar. Sana bu zulmü reva görüyorlar. Allah Teala'nın merhametini kısıtlayamayız. Allah Teala kimi affeder, kimi affetmez. Aklımız ermez. Buna bizim biz sınırlayamayız. Şunu hiç affetmeyecek. Şuna şöyle bunlar haddi aşan sözlerdir. Bir zatı alimi görmüşler göçtükten sonra rüyada. Hali nicedir demişler. Bir müddet kabir azabı göreceğim söylendi. Sebep bir gün demiştim ki bir günahkar hakkında Allah onu asla affetmez. Kabire indiğim konulduğum gün bir hitap geldi. Sen kim oluyorsun da benim rahmetimi sınırlıyorsun? Hangi ölçüyle? Bilinmez o. Şimdi onu bilemeyiz ama işin bir tuhaf tarafı var. Affolmak meselesi ayrı. Ama Hazreti Hüseyin Efendimize suyu vermeyen, susuz bırakanları herhalde Havzı Kevser'in başına gitmek için bayağı bir efor sarf etmeleri icap. Çünkü Efendimizin bir adı da sahibul gadib. Gadib elinde demir asası, demir silahı olan zat demek. Kevsere ehil olmayanları da oradan uzaklaştırmayı onun eline verecek Hazreti Allah. Affolunur mu ona bilemez. Fakat kevser şarabı herhalde ümmeti susuz bırakan. Bırakın yani Efendimizin ailesi olmasını bırakın. Herhangi bir canlıya bile susuzlukla eziyet eden bir insanın o kevserden o şaraptan içmesi acaba ne kadar mümkündür? İşte o biraz biraz insaf ölçülerinde bakıldığında cevabı belli aslında. Eyvallah. Kıl şefaat arife ceddin Muhammed aşkına. Arsayı mahşerde makbuler recasın ya Hüseyin. Sen şefaat kıl. Neden? Arife. Arif derken hem kendisi Arif. Kahya Arif Efendi müellifi. Bestekarı da ismi Arif'tir. Müellifin de ismi Arif'tir. Tevafuk. Çok Arifane hani bir hal tecelli etmiş. Hem orada Arife diye kendisini anıyor hem de seni bilen Ariflere. Sen şefaat kıl. Neden? Ceddin Muhammed aşkına. Orada bir şey var, güzel bir tevdiye var. Ne olur Muhammed, deden Muhammed aşkına bize şefaat diye. Efendimiz'i vesile etmek var. Bir başka cinas var orada. Ancak bu kısa vakitte bu kadarını anlatabiliyorum. O yüzden de biraz hızlı konuşuyorum. Şefaat sadece ahirette cennete girmek veya cehennem azabından kurtulmak değildir. Bu dünyada da şefaat vardır. Bu dünyada şefaat vardır. Hala konuşulur. Fıkıhta bile vardır. Şufa hakkı vardır. Komşu hakkı. Şefaat bahsi vardır. Birisi birinci şefaatçi olur mesela. Kurtarmaya çalışır. Kefil olmak gibi. Burada bakın cümlenin okunuşuna dikkat edin kıymetli seyirciler. Kıl şefaat arife ceddin Muhammed aşkına denildiğinde bir oyun var orada. Ne? Ya Hüseyin, ruhaniyetinle gel de sana bu Kerbela'da bir yudum suyu bile vermeyenlere karşı. Hiçbir zaman ne Allah'a isyan ettin, ne takdiri ilahiyeye bir söz söyledin. Ne de İslam'ın vakarından kaybettin. Ne de namazı terk ettin. Ne de ahlaksız teklifleri terk ettin. Seni öldürmek için bile namaza durmanı beklediler ya Hüseyin. Ya Hüseyin radıyallahu anh lütfette senin muhabbetinden bizlere şefaat et de ceddin Muhammed aşkına erelim. Yani bu Muhammedi aşk için bize şefaat eyle manası da vardır. Muhteşem. Eyvallah hocam. Yani bu Muhammedi aşkı bizlere sen de ruhen getir de bizlere de ihsan eyle Zira arsa i mahşerde makbul er recasın ya Hüseyin. Şefaatlerin geçmeyeceği, şefaatlerin hususi izne tabi olduğu. böyle ben seni kurtarırım sen beni kurtarırsın diyorlar ya. O bizim çok şey vardır öyle. birazcık tasavvuf neşesiyle uğraşanlarda hemen o vardır. Aa şefaat edecek bize bilmem mi edecek. Nasıl edecek sana şefaat? Aman hocam ne yapıyorsun sen de şefaatimi inkar ediyorsun diyecekler. Hayır hayır Doğru konuşmak lazım. Daha bu dünyada karşındaki insanın ne olduğunu bilmeden, yaptığı hatayı bilmeden, yaptığı sevabı bilmeden, onun haliyle meşgul olmadan arkasından binlerce gıybet ve dedikodu yapıyorsun da yarın yemin mahşerde herkesin defteri ortaya döküldüğünde mi sen şefaat edeceksin sözüm ona pirdeşine. Yalan konuşmamak lazım, doğru konuşmak lazım. Şu anda birçok şey saklı olduğu halde yüzüne bakmıyorsun. Yarın yemi mahşerde senden şefaat beklenir mi? Şefaati bu zatlar yapar. Ahlakları hep ahlakı Muhammedi olmuş. Kendisine el uzattığı eli hiçbir zaman reddetmemiş. Kendisinden aman diyeni sadece böyle laf sen, böyle boyun bükerek eyvallah diyerek değil. Her şeyiyle alakadar olarak hala hazırladı ilgilenerek göstermiş. Yani bu iş oyundan çıkmalı. Aslında insanların şefaat, din algısı, adalet, dindarlık algısında hatalı olanlar bu şekilde dindarlığı vesaireyi tahkir edenler değil. Bunu hayatlarında yaşamayıp kibirleriyle, gururlarıyla, farklı farklı maslahatlarıyla, gıybet dedikodu sahasıyla ve cahillikle yapan insanların kötü örnek oluşumdan dolayı insanlar feveran ediyor. Ortaya güzel bir şey konulduğunda inanın insan fıtratı muhakkak bu güzelliği kabul ediyor. Eyvallah. İşte burada da arsayı mahşerde herkesin dökülecek şey. Allah bizi rezil etmekten muhafaza eylesin. Amin. Tabii bizim tuzumuz kuru değil. Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz onun farkındayız ama en azından insaflı konuşmak lazım. Arsayı mahşerde makbuler recasın ya Hüseyin diyerek de bu nutku işlemiş olalım. Eyvallah. Ve aş dedi ecdadımızın, büyüklerimizin nasıl bir ehli beyt aşkı olduğunu da unutmamış olalım. Efendim. Eyvallah. Hocam böyle bir mahsuniyetten bile elhamdülillah ceddimiz e, nasıl bir sanat da çıkarmış ortaya. Yani öyle Sadece şey yapmamışlar. Acısız olmaz, dertsiz sanat ve bediyat olmaz ki. Bir adam gül oynaya bir iş yapmaz, onu vardır. Yani suni de olsa bir acısı vardır. Televizyon seyredememe, tatlı yiyememe gibi bir eziyet bile olsa. İlla bir acı. Tabii tabii, onun Eyvallah. sanatı ona göre olur Eyvallah. ama. Eyvallah. Onun sanatı ona göre Eyvallah. olur. Hocam müsaadenizle. Yok hayır ben müsaade etmiyorum, siz girin. Şaka. Peki. Efendim az sonra Mesnevi ile İlahi Aşk'tayız. Efendim mesnevi ile ilahi aşkta 10 muharrem özel gibi de oldu bir taraftan. Ee, az evvel de kurretül ayn e, nutku şerifi de şerh edilmiş oldu. Hocam dönüşler de oldu. Ağzınıza sağlık, teşekkürlerimizi bizler de izleyicilerimiz adına sizlere arz edelim. Estağfurullah efendim. E, çünkü bugünün e, ne yaparsak yapalım üzerimizde bir şey oluyor mahsuniyeti. Bu mahsuniyetin belki adını koyamıyoruz. Hani nasıl tarif edeceğimiz de insanız, bilemiyoruz. Hiçbir affedersiniz mahluka çok çok özür dilerim. Haşa huzudan hayvan. Seneyi devriyesinin nenesinin dedesinin sevdiğini hatırlamaz. Biz Muharrem adı üstüne Muharrem. Hani Muhar Allah bunlara şey yapmış bir hürmet var. Biz seneye böyle yamyamlar gibi kudurarak vesaire yaparak falan girmeyiz. Her senenin her vaktin her günün bizim yaprağımızdan takım yaprağından bir yaprak eksilmek olmadığını ömrümüzden bir yaprak düştüğünü idrak eder. Gideceği yere aşinalıkla gitmek derdinde oluruz. Vuslat, yare, aşinalıkla gitmektir. Vuslat ölmek değildir. Eyvallah. Tanımıyorsun gidiyorsun. Her öteki tarafa geçenler birbirleriyle görüşüyor mu zannediyorsunuz? Burada yakın olan adam. Burada Hazreti Hüseyin'den haberi yok. Burada Abdülkadir'i Geylani'den haberi yok. Burada Hazreti Mevlana'ya kafir demiş. Burada Şems-i Tebrizi ile alay etmiş. Burada İmam-ı Azam'a dalı geçmiş. Öteki tarafa geçince hemen yanına mı alıyorlar zannediyorsun? Onların da kendi göre protokol var evet. efendim. Kimlere yakınsa, hangi kişiye akrabaysa bu söylemleriyle vesaire onlarla ilhak ediliyor. Koskoca peygamberler bile tevaffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Bizi Müslüman olarak huzuruna kabul eyle tamam olsun vaktimiz ve bizi salihlere ilhak ediyor. Bu nasıl olacak? yaşadığın anı ezel ve ebed çizgisinde görerek olacak. Bişnev dedi ya. Öyle buyurdu ya. Eyvallah. Dinle dedi. Bir dur bir düşün. Ezelden geliyorsun ebede gidiyorsun. Fanisin ebed için yaratılmışsın. Fanisin baki için yaratılmışsın. Fanisin baki seni seviyor. Sen ufak bir şey değilsin ya. Sende büyük bir cevher var. Sende ne emanetler var. İşte bunu hatırlatıyor bu insanlar. Ve bu insanlar Bizden evvel şerefiyle haysiyetiyle ne imtihanlara düçar olmuşlar ne iftiralara maruz kalmışlar. Fakat ahlaklarından, mizaçlarından, kendinden beklenen mürüvvetten hiçbir zaman taviz değil. Akıllarına bile gelmemiş kötü ahlak göstermek. Hazreti Ali Efendimiz intikam alamaz mıydı? Ne konuşuyorsunuz? Gelin bakayım buraya diyemez miydi? Yapmamış. Hakkı kayın kılmak için gayret etmiş. Dinlemeyenler olunca da başka türlü muamele etmiş. Hepsi fedai can etmiş sırayla. Şimdi bunu çok iyi etmek Eyvallah. lazım. Ama bir parantez. Sakın ha. Hz. Hüseyin Efendimiz'i seviyoruz diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zevci paki Cenab-ı Ayşe validemize dil uzatmak. Hz. Ömer Efendimiz'e ahlaksızca konuşmak. ileri geri konuşmak. Bunların dinle alakası yoktur. Bakın çok samimi söylüyorum. 17 yerde bir rivayete göre 19 yerde lisanı üzere fikri üzere hatta konuşması üzerine ayet inen bir Hazreti Ömer Efendimiz. Hüseyin, şey, e, Mustafa kardeşim. Herhangi birisini sevdiğinden dolayı bir insan bir insana hakaret ediyorsa o sevgi muhakkak içinde fesat barındırıyordur ve hakkani değildir. Rahmanidir, şeytanidir. Eyvallah. Yani birisini seviyorum diye bir başka kişiye hakaret varsa herhangi bir mevzuda. Çok hakaret. haklı olduğunu düşündüğü mevzuda dahi. Canım evet. bakın işte büyüklere bakın. Her biri oturup durmadan lanet okumamışlar. Eyvallah. Cenab-ı Hüseyin Efendimiz bir kere zaten Allah talim ediyor. Salli barik teali Muhammed demiyor muyuz namazda? Daima. Eyvallah. Yani biz söylemesek de Allah zaten methetmiş onları. Burada bu sevgiyle meşgul olmak, Mustafa kardeşim, bu dünya sevgiyi tahsil etmek için çok kısa. Bir de yanına kiğini koymak olsa olsa şeytani bir şeydir. Rahmani olamaz bu. Şeytanın ve nefsani hareketin bu dünyada bir şeyleri ıskalamamız için yaptığı bir tuzaktır. Bu uzunlillah hubbunillah var. Tevella ve teberra var. Ama şunu unutmamak lazım. Kerbü bela dünyaya remiz o Yezid, o Şimir, nefseremiz o Hüseyin Efendimiz de Hazreti Muhammed'e ve Muhammed'i Nura Remiz'dir. Nefsinin her buyruğuna eyvallah diye. Nefsine sözünü geçiremeyen. İbadet taat hususunda bunları hafife alan. Allah Teala'ya muhabbeti olmayan. Allah Resulüne muhabbeti olmayan. Allah Resulü'nü sevenleri sevmeyen bir kişinin. Belli sevgiler üzerinde yoğunlaşmışken bunlara nüfuz edememesi henüz o sevginin tam olmadığına işarettir. Kıymeti olmadığına demiyoruz. Tam olmadığına işarettir. Bu aşikardır. Çünkü bunun mahsulü bu olmaz. Büyüklerin en şeyini söyleyelim sonra geçelim. Ee, Suriye'deki farklı efendim ehli sünnete karşı kıyım yapmakla meşgul olanlar eğer kabri yıkmadılarsa bu arada onları kaybetmiş kitabelerini yıkmış olabilirler. Şam'da Hazreti Ali Efendimizin diğer evlendiği hanımından olma çocukları var. Üç kabir taşı yan yanadır böyle. İnternete girin bakın bulun. Hatta siz lütfen bulursanız çekmiştik onun fotoğraflarını siz koyu verin. Eyvallah. Ebu Bekir bin Ali, Ömer bin Ali, Osman bin Ali. Ne haber? Ali muhabbeti. Ebu Bekir bin Ali. Çocuğunun ismine koymuş. Hazreti Ali'nin oğlu Ebu Bekir. Sonra Ömer bin Ali. Sonra doğana da onu koymuş. Bak sayı nasıl tay. Osman bin Ali. Hazreti Ali Efendimiz'in ve Ehli Beyt'in yanında olan büyükleri tanımamak Yezid sıfatlıların işidir. Çok net konuşuyorum. Hiç. Bu bir tefrika değildir. Herkes dürüst olsun. Doğru konuşsun. Çarpıtmasın. Dolayısıyla bu hususun altını çizelim. Eyvallah. Peki niye bunları biz böyle konuşuyoruz? Kızıyorlar bize. 34. beyit. Aşk bu sözün meydana çıkmasını istiyor. Ayna kovucu olmaz da ne olur? Aynaya bakıyorsun ayna senin yarını göstermiyor. Ayna demezsin ki ona. Ayna dediğin ne varsa onu gösterir bu sahada mesnevi de konuşuyorsak bunları niye konuşuyoruz hoca diye soranlara cevap veriyor. Bizim namımıza da cevap veriyor. Konuşturan kendisi konuşuyor. Eyvallah. Diyor ki aşk bu sözün meydana çıkmasını istiyor. Niye sen aşktan bahsediyorsun? Sen niye nurum olmadan ben önümü ardımı göremem? Senin bugün bildiğim, ettiğim, yaptım dediğin şeylerin hepsi. insanlık adına kim ne güzel bir şey yapıyorsa hepsi Allah'ın ona bahşettiği nurla alakalıdır. Ya aklidir ya kalbidir ama nuru, nuru ilahi vardır. O nur olmadan bir insanın bir şey görebilmesi mümkün değildir ki. İstediğin kadar gözün kartal bakışlı olsun. Karanlık olduğunu göremezsin. Bitti gitti işte. Ziya ve ışık olmadan görebilir misin? Göremezsin. İşte şimdi aşıklar da Allah'ın nuruyla baktıkları için ezel ebed çizgisini nefis, dünya, ahiret, ruh, kalp, şehvet, haset, kibir, gadap. ne kadar letaif, ne kadar kesif, ne kadar manevi şey varsa kendi dikkat buyurun kıymetli seyirciler kendileriyle alakalı şeyleri o nurla gördük, gördüklerinden serbest serbest konuşurlar. Neden? Aşk bu sözün meydana çıkmasını istiyor. Çünkü aşk insana ayini olacak. O da anlatması hakikati. Kim anlatacak Mustafa kardeş? 35. beyt. Şaşırdın ama bak hızlı gidiyoruz. Senin ruhun aynasın için o aksi yansımayı haber vermiyor biliyor musun? Bana soruyor. Senin ruhun aynası. Ruhun aynası ne? Kalp. Senin ruhunun bakıp da kendisine çeki düzen verebileceği kalpten niye bu yansıma görülmüyor? Biliyor musun diyor. Ben göremiyorum bunu. Gördüğünü iddia ediyorsun. He. Satı pastan hali değil de ondan. Yani satı kirlenmiş, pas kaplamış. Ondan göremiyorsun. Şimdi ne lazım? Allah Teala'nın senin üzerindekini emanetini hatırlaman lazım. Bu söz nereye gitti? Kime bağlandı bu söz? Hadi şöyle bakın düşünün efendim. Kime gitti bu söz? Bayağı ciddi bir imtihan moduna girdi Mustafa kardeşim. Estağfurullah hocam. Efendim nasıl olsa ben deniz konuşacağım. Seni bahane ediyorum. Eyvallah. Ne dedi? Ey Piser dedi. Ey çocuk. Eyvallah. Ey genç. Ey yavrucu. Ne zamana kadar dünya kaydıyla altın gümüş toplamak heva hevesiyle meşgul olacaksın? İşte sen başını kaldırıp da manayı görmek istemediğinden zamanla bu kalbin gafletle karardı. Ama şimdi gel padişah cariye hikayesinde sana bir tahlil yapayım diyecek. Şimdi işte Bişnev ile başlayan 18 beytle aynı zamanda başlayan Mesnevi Manevi de tam bu 36. beyte geldiğinde Bişnevit. Hocam Heh. şimdi burada müsaadenizle Heh. E, biz Bişnevit hani Farsça olarak devamını söyleyemeyeceğim ama şöyle değişik bir e, girizgah yaptık Padişah Cariye kıssasına. Müsaadenizle onunla devam etsek çok memnun olurum. Hadi Peki. bakalım. Buyurun ben de Zaten. seyredebilecek miyim? Şöyle dönüp. Evet. <laughs> Hz. Pir'in mesnevisinde ilk hikaye olarak bir padişahın bir cariyeye aşık olup onu satın alması ve cariyenin hastalanması, padişahın da onu tedavi ettirmek için tedbirde bulunması anlatılır. Anlatılır ama nasıl? Derler ki size hikaye, bana gerçek. Deriz ki sana gerçek olan bize nasıl hikaye olsun? Söyleyen senden, dinleyen biz olsun. Bişnev. Dinleyin dostlar, gelin bir kıssa siz. Hep hakikat anlatılmış halimiz. Ey dostlar, şu hikayeyi dinleyin ki, hakikatte bizim halimizin aynıdır sen kendimi bilirim deme. Seni senden daha iyi bilenden dinle. Padişah kim? Cariye kim? Kim kime aşık olmuş? Kim kimden görünmüş? Bişnev dedi ya Hazreti Pir, gelin kulak verelim. Padişahın cariyeye aşkı nicedir? Hastalık nedir? Tedavi nerededir? Kendim, e, hani Yok, çok, Cari... şimdi Artık şimdi hakkını verelim. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Bu hep olacak mı inşallah buna benzer okumalar? İnşallah hocam. Çok güzel olmuş. Hakikaten teşekkür ederim. Yani e, inanın böyle özeniyorsunuz. E, o kadar güzel anlatmış ki zaten biz aslında televizyonu kullanmamız lazım diyoruz ya televizyonun bu şekilde olduğuna daha iyi kullanılmış oluyor. Fakat çok güzel. Yani minyatürleri çağdaş minyatür ustalarından almışsınız. Çok güzel bir harmanlama olmuş. Hem insanlarda dinlenir. Yekne saklığı da almış. Ben Deniz Seyirciler namına teşekkür etmek istiyorum. Evet. Yönetmenimizin ellerine sağlık ve bütün diğer ilgili arkadaşların hocam. E, tabii artık yani e, siz, e, ala meratiliyim o Eyvallah. şekilde takdim edin. Şimdi burada bu bir niyet tazelenmesi olarak Bişnav denildikten sonra Hani en 30, 35. beyti de hatırlayalım. Niye senin ruhunun aynası o akisleri göstermiyor? Paslanmış. Eyvallah. Zikir cilaül kulup olarak da geçiyor. Zikrullah cilaül kulup. Zikrullah şifaül kulup. Ela bi zikrillahi tatma indir kulup. Bu da ayet zaten. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Herhangi bir şeyle tam bir kanaat getirmemize gönlümüz mutmain oldu deriz. Herhangi bir hususta bir şeyin hak batıl olması olsun veya sürur, gam, keder olsun. Onun biz illa aslını, hikmetini bulmak ve sağlamlamak isteriz. İşte Allah Teala'nın bahşettiği kalp bunun ilk tasdik merkezidir. Fakat kalp işini yapmazsa, dümura uğramışsa nasıl tasdik ettireceksiniz? Mustafa kardeşim 100 kişi gelse... Hepsi size doğru yapıyorsun, doğru yapıyorsun, doğru yapıyorsun dese. Kalbinizden o fetvayı almadıktan sonra rahat edemezsiniz. Eğer hala insansa o kişi. Eyvallah. İnsanlıktan istifa etmişse. Zaten doğru demeleri de eğri demeleri de onun için çok şey değil. Ama insanlık hasreti varsa, insansa kalp vardır. Kalp varsa gönül vardır. Yani bir şekilde o nur vardır. Şimdi burada en önce Hazreti Pir'in bir e, genel olarak insanlardaki gafleti işaret eder halde olduğunu gördük. Oğlum yavrucum dedi. Hani kasıtsız bu dünyaya gelmiş bu dünyanın zevkü safasıyla beraber işte yani gününü gün etmiş esas gideceği yeri unutmuş olan bir şey var. Potansiyel gafil potansiyel efendim e, şey var bir elimizde materyal var. Yani onun üzerinden konuşuyoruz. Evet. Fakat akabinde Bişnevit diyor. Bişnevit denildikten sonra Bişnevle dinle diye başladı. Burada dinleyin. Eyvallah. Çoğul olarak Farsça kalıpla söylüyor. Ey dostan indastan der hakikat nakte hali mast an. Şimdi size bir hikaye anlatacağım ama hikaye diye dinlemeyin. Bakın Mesnevi Manevi de ilk kıssa böyle başlar. Size ben hikaye anlatacağım ama sakın hikaye diye dinlemeyin. Daha ne yapsın? Nasıl anlatsın Hazret? Peki ne, nedir hikaye diyse Halimizin aynıdır. Tıp atıp. Halimizin aynı olabilmesi için. Sen de ben aynı izlemem için zaten size Mustafa kardeşim. Sizin de ruh sahibi, benim de ruh, beden değil mi? Kalp. Bir aynıleşme var. İşte bu çok mühim bir cümledir. Hazreti Pir burada padişah cariye hikayesi olarak anlatacağı kıssada aslında bizde bulunan bütün unsurların hepsini zikredecektir. Mesleviye yeni başlayan kardeşlerimiz bakınız. Mesnevi'nin ilk hikayesi, ilk kıssası Mesnevi'nin anahtarı mahiyetindedir. Mesnevi'nin ilk 18 beyti ve bu ilerleyen beyitler insanın manaya teşvik içindir. Birinci mesele, İnsanın bir terbiyeye girebilmesi, insanın manevi seydu sülukunu tamamlayabilmesi için o kişiye lazım olacak şey nedir? İlk lazım olan ehil nedir? Ehil. Ehil bir şey lazım ona. Tam selahiyetli, tam tetkikini yaptığı, tam tahkikini yaptığı bir şey lazımdır. İlk dayandığı malzeme nedir? Kendini bilmektir. Eyvallah. O sebepten burada Hazreti Pir Kendini bilmekle alakalı bize bir padişah cariye hikayesi anlatarak padişah nedir? Cariye kimdir? Bizim vücudumuzdaki özellikleri, vücut iklimimizdeki yeri nedir? Ve onun kıssasıyla beraber insandaki bu unsurların hepsini şerh edecektir. Eyvallah. Ve gayet de güzel olacaktır. Ben Deniz'de kıymetli kardeşlerime bu hususta elimdeki şerhlere bakarak en güzel şekilde aktarmaya gayret edeceğim. Yalnız ricam şu. Bundan sonraki derslere bir şekilde hazırlıklı olsunlar. Birbirlerine haberdar etsinler. Ve artık mesnevi manevini kıssalarıyla beraber, padişah cariye hikayesinin tahliliyle, tahliliyle beraber, mesnevinin üslubunu anlamak üzere bir seyahate gireceğiz. İnşallah, İnşallah Rabbim muvaffak eyler. Ee, ve yine teknik olarak da siz mi duyurursunuz? Ee, belki de e, bazı Dış mekanlarda Eyvallah. da e, çekimlerimizi sürdüreceğiz. E, bu artık nereler olacak? Bizi izlemeye devam edelim Sürpriz olsun hocam onlar. Eyvallah. Bizi izlemeye devam edelim. Duyurular var hocam, galiba. Hocam e, müsaade ederseniz birkaç duyuru var. E, programımızda da birkaç dakikamız var. Kıymetli izleyicilerimiz e, herhalde haberdar olmuşsunuzdur ama ola ki şu vakte kadar e, haberdar olamamış izleyicilerimiz varsa ya da yeniden hatırlatıp şöyle altını çizmek için Keşkül Dergisi'nin selam sayısı. Keşkül dergisi daha evvel incelediğinizi umuyorum. İncelemediyseniz de selam sayısıyla şöyle bir selamlayıp tanışın inşallah diğer önceki sayılarını da merak edeceksiniz tahmin ediyorum. Selam sayısında oldukça önemli yazılar var. Salavat-ı Şerif ve Selam'la alakalı. Yine Selam'ın bizim kültürümüzde, kadim kültürümüzdeki yeriyle alakalı oldukça güzel analizler ve yazılar yer almakta. Bu da son sayısı Keşkül Dergisi'nin hatta Ali Bulaç Bey'in de Selam'la alakalı bir röportajı var. Evet selam ee, ederiz ayrıca eyvallah. Ali Bulaç hocamıza. Hocamıza kitap da getirmeyi unuttuk. Bak onu halledelim Mustafa Bey size. Zahmet. Estağfurullah. Evet. E, bu bu dergimizi hatırlattık. Efendim ayrıca yarın e, kıymetli hocamız. E, tü... ya, onu da duyuralım. Eyvallah. Efendim e, Sufi yayınlarında TÜYAP. TÜYAP. Evet TÜYAP kitap fuarında inşallah saat birden sonra imzada olacağım. Eyvallah. Kıymetli kardeşlerimiz gelirlerse e, tam tanışmış oluruz. Ondan sonra gerçi daha değerli programları varsa biz de israf etmesinler vakitlerini. Ama olur da yolları oraya düşüyorlarsa kitap fuarına. Ge gelecek derse son gün galiba yanlış hatırlamıyorsanız eyvallah, yani. Eyvallah hocam. Ve yarın e, saat 13 ile 16 arasında, 13 ile 16 arası, orada bulunmaya gayret edeceğim inşallah. Sufi yayınlarında e, bulunacağım efendim. Hocam müsaadenizle ben de şunu da ekleyeyim. E, ayrıca yeni çıkmış olan 18 Beyit kitabı da. Evet. E, yarın inşallah e, standta bulunacak. Hani onu da görmek isterse yine e, evet, takip efendim. eden kardeşlerimiz. Evet İnşallah diğer kitaplarla da alakalı. Eyvallah. Hem bir tanışmış oluruz hem de. Hakikaten o hani bu söylemeye düzüm yok ama artık kitap işiyle uğraşanlar da ticaretle uğraşanlar da bu eserlerin bu ortaya çıkan şeylerin maddi amaçla yazılmadığını anlayacak kadar ticaret biliyorlardır. Derdimiz insanların rahatlıkla ulaşabilecekleri bir Mesnevi, bir tasavvuf temeli oluşturmak, 40 mektup. Eyvallah. Huzur Defteri efendim Mesnevi şerhi ve dinle isimli eserler hep bu sayıya hizmet etmek için doğru bir şekilde kolay bir şekilde aktarmak için Eyvallah. yazılmış eserler olduğunu düşünüyoruz inşallah. Ee, hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah evet. önümüzdeki bu hafta Bu arada edebiyat dergisini bugün hiç yapamadık vaktimiz dar olduğundan Eyvallah. Sadık hocama hürmetlerimi de iletirim. Mustafa abimize de inşallah ilerleyen programlarda tekrar edebiyat dergimizde hatırlatmış olacağız. Eyvallah. Efendim önümüzdeki hafta az evvel de ifade ettik. Belki şöyle bir sürprizle beraber huzurlarınızda olma imkanımız da olabilir. Şimdiden önümüzdeki hafta tekrar görüşene değin. Hayırlı geceler, hayırlı haftalar diliyoruz sizlere. Panyası. Herkes bir tane mutlaka almalı. Son teknoloji bilgisayarında niye günah denmez? Peygamberlerde isyan edecek madde yoktur. Onlar herhangi bir amelde kusur gibi gördüğümüz şeyler yapsalar bile Allah'ın tasarrufatıyla sahnelenmiş bir şeydir o. Kasıtları Allah'a ihanet değildir. Haşa masumdurlar peygamberlerin biliyorsunuz. Peygamberlerde olan bir hususiyet de ismettir. Eyvallah. Masumdur onlar. Ne hangi açıdan masum? Yani onlar ümmetleri için hesap vermeyecek mi? Onlar hayatları için hesap vermeyecek mi? Nasıl tebliğ ettikleri sorulmayacak mı? Sorulacak. Yani o açıdan masum o kastedilmiyor. Allah'a karşı isyan edebilecek herhangi bir cüz yok. Allah onları öyle yaratmış. Hepsi akıllı, fetalet sahibi, akıl sahibi, ismet sahibi emanet sahibi, doğru sözlü falan. Peki aşkın nesi vardır? Aşkın elemlerine sabır tahammül bulunmayacak olursa, vuslat, yarın kapısında beklemek her zaman o tecelli olmaz. Yine de sen eğer sevgin muhabbetin olan zata karşı sabırla beklemeyi bilmezsen, kanatsız kuş gibi olursun, hiçbir zaman ne yapamazsın? yükselemezsin ve yerde kalırsın. Sığ bir şekilde kalırsın. O halde aşk insanda bir ademiyet, Allah'a karşı bir muhabbet uyandırır. Sabır da ne yapar? Onun pişmesini çileler, o ızdıraba tahammülde ne yapar? Onun pişmesini sağlar. Hocam, birkaç soruyu birleştirerek müsaadenizle. Evet. Buradaki sabredenin haliyle alakalı izleyicilerimiz de hemen hemen benzer şeyler sormuşlar. Mesela sabrettiğini, sabrettiğimi nasıl anlayayım ben diyor. Tepkisiz kal, kalmak, hani bir şeye tepki vermemek, başıma gelenlere tepki Onu vermemek. Onu baştan söyledik. Allah'ın razı olduğu fiilde bulunmak sabırdır. Eyvallah. Peki, e, tahammül ve sabır birbirine böyle benzer mi hocam? Hani bir şeye tahammül ediyor olmak, sabrediyor olmak aynı şey midir? Yani, yani. işin açıkçası o şeye tahammül etmeye zaten sabır deniyor. Bakın tahammül kelimesi de Arapça ne kadar güzel bir kelimedir. Tahammül. Hamal diyorsunuz ya. Bir şey taşımakla eyvallah, alakalı. Eyvallah. Emanetinin farkında olan kişiye sabırlı denir. Yani. Tahammül aslında karşıdan gelen hadiseye değildir. Üzerin mesela sizin burada bir soru var. Şu an halkımızın huzurundayız. Siz rahatsız olsanız da başka türlü şey belki stüdyo ortamı sizi bunaltmış olabilir. Fakat diyorsunuz ki ben şu anda bir emanet bir program aldım üzerime. Bu emanetin farkında olarak bu işe tahammül ediyorsunuz. Sabrın da o tahammülün de makbul olabilmesi için üzerindeki insan emanetini, Allah'ın sizdeki emanetini hatırlamaktır. İlk önce bunu tahammül edersiniz. Buna tahammül ettiğiniz için de sabredersiniz. Eyvallah. Azize biliyor muyum? Estağfurullah hocam. Eyvallah. Evet. Çünkü neticesi muhakkak hayır olarak tezahür edecek. Şimdi burada başka söylenecek şeyler de var ama çok uzadı. Biz 33. beyte geçelim. Yarimin nuru etrafında etrafımda bulunmazsa. Ben nasıl önümü ardımı idrak edebilirim? Yahut sevgilimin nuru ilk ve sonla mukayyet olmayınca ben nasıl başlangıç son ile kayıtlanabilirim? Başlangıç ve son ile kayıtlanabilirim. Şimdi bu biraz anlaşılması güç gibi gelebilir. Fakat ben burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 31. beyitte cümle maşuktan ibarettir, aşık perdedir diri olan ancak maşuktur dedi. Hay ismi şerifine işaret etti. Hay ismi şerifini anlattı. Sonra geldi 32. beyte. 32. beyte sabırdan bahsetti. Eyvallah. Sabur ismi şerifine işaret etti. 33. beyitte nura işaret ediyor. Nur kelimesi ve esmasının tecellisi var. 34. beyte gelecek diyecek ki bunun ortaya çıkması, tezahür etmesi basir veya az zahir zuhurat dediğimiz ve işin artık ortaya dökülmesi zahir kelimesi var. Sonra 35. beyte gelecek diyecek ki senin ruhun aynası için o aksi yansımayı haber vermiyor. Niçin o aksi haber vermiyor? Her şey parıldadığı halde senden niye bu haberi alamıyoruz biz? Derken Habir ismi şerifinden bize bir anlatımı var. Hay, sabur, nur, basir, zahir, habir. Habir kelimesi bize neyi çağrıştırıyor? Nebi kelimesini çağrıştırıyor. Haberi veren, doğru haberi getiren nebe. Bu haberi bize getiren nebi. Peki aynı zamanda kalbi de çağrıştırıyor. Yani Hazreti Pir Padişah Cariye hikayesine gelirken son beş beyitte hay, sabr, nur, habir, efendim basir, zahir ve nebi bütünlüğünü zikretti. Şimdi ona göre hakikat zeminine bizi çekecek. Eyvallah. Bundan evvel de aşktan, muhabbetten, veduttan bahsetti. Ve ey oğul ne zaman sen bundan kurtulacaksın derken Tevvab ismi şerifine işaret etti. Bişnev'den itibaren bize şu ana kadar aşağı yukarı 60'a yakın Esma-i İlahi'nin Esma-i Hüsna'dan olan tecellileri anlattı Hazreti Pir. Bu esmalarla beraber sabrı zikretti. Tahammülü zikretti. Bu emaneti yüklenen kişiyi zikretti. Şimdi burada da nurdan bahsediyor. Nur kimden gelir? Şimdi bir bizim içimizde nur var. Bir de bu nurun tamamlayıcısı olan, mütemmim olan Allah Teala'nın nuru var. Farklı nurlar mı bunlar? Bulunduğu zaman boyutu, zemin boyutu, idrak boyutu açısından baktığımızda farklı sahibiyet olarak baktığımızda zaten bir gün sahibi Hazreti Allah. Bizim neyimiz var ki? Bizim bir şeyimiz mi var ki yani? Şu kısmı bize ait diyoruz da şu kısmı Allah'a ait diyoruz. Hayır o değil. Yani bizden beklenen sorumluluk. Şimdi nedir? Mustafa Bey şöyle bir şey düşünün. Yani bu mesela şunu muktatıs olarak kabul edelim. Biz konu için böyle muktatıs gibi bir şey getirdik. Görülsün diye efendim. Bu da efendim bir çivi olmuş olsun bu mıknatıs bunu çekiyor. Değil mi efendim? Bunun arasına perde girdiğinde bu bunu çekemez hale gelir. Aradan perdeyi kaldırmak durumunda buna yapışır zaten kendiliğinden. Hatırlar mısınız ne dedik? Hazreti Pir'in mürşit tarifi var. Aynı zamanda bu mürşit tarifi peygamberlerin tarifidir. Ne yapar peygamberler? Zulmetten insanı nura çıkartırlar diyor. Eyvallah. Peki biz zulmetteyiz. Biz zulmetten nura doğru gidiyoruz. Soruyorum size. Zulmetten nura doğru gidebilmek için aslında bize nurdan bir cüz gerekmez mi? Cüz küllü çeker, daha doğrusu kül cüzü çeker. Zulmet bizim nurumuza mani olan perdelere denir. Bu perdeler kaldırıldığında bu perdeler kaldırıldığında zaten o nur seni tıpış tıpış peşinden götürür ilk önce kalbin nurlanması lazım. Kalp nurlandığı zaman iman nuruyla nurlandığında ve iman ve zeyyanehu fi kulubikum. Ne olur? Bahsettiğimiz sabır hali zuhur eder. Ve kerra ileykumul küfra vel vel isyan. İsyan vesaire falan bunların hepsi ona çirkin gösterildi. Sonra ulaike humur <laughs> İşte imanda da rüştünü ispat edenler bunlardır. Şimdi devam ediyor. Peki neyle biliyorum ben diyor? Bunun nurla biliyorum diyor. Yani nuru ilahiyle. Eyvallah. Eyvallah derken ses. Siz... Hocam son bir dakikamız. Son bir dakikamız. Peki o zaman şöyle söyleyelim. 33. beyitte bu nuru ilahiyeden bahsediyor ki kişi bu nura kavuşunca, bu nura erişince işte sabırla elbette bu zulmetten kurtulacaktır. İşte heva hevesten kesilmekle, tevbeyle, ne yapacaktır? Muhabbetle yaklaştıkça bu nura ve imana artık ne olacaktır? Onu bu nur ve muhabbet ihata edecektir. Sonra ne olacak? İnşallah ileriki beyitlerde beraberce işleyelim. Efendim çok teşekkürler. Hayırlı haftalar, hayırlı geceler.